Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Bu bilinçle hareket ederek daha güzel işler yapacağımızı umut ediyoruz. Bence de. Bravo. İyi ki yapıyorsunuz. Hatta projenin bugün evlerdeki son günü. 6 haftayı tamamlıyoruz ne yazık ki. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle. Çok güzel etkinlikler yaptık. Çok güzel kaynaşmalar oldu. Peki Bediren, sen ne gördün mesela bu 6 hafta boyunca? Memnun musun? Ablalardan, abiden. Ha? Çok memnunum. Sen memnun musun ablalardan? Ay çok tatlı, gülüyorum. Neden memnunsun mesela? Bilmediğim soruları öğrettiler. Ya, ne öğrettiler mesela? Ne öğrettiler? Mesela matematik. Buradaki şartlarımız belli. Kızın matematikte sıkıntıları vardı. Belki böyle bir gönüllü abla olarak dışarıdan birini ayarlayayım dedim. Ama maddi imkanlar el vermediği için çok zorlandım. Hep düşünüyordum böyle bir proje tekrar karşıma çıkar mı diye. Hayatımda çocukların belki buz patenini hiç görmemişlerdi. Evet. Hava gazında daha önce hiç gitmemiştik. Güzel, gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Buradaki gönüllü abla abilerine, bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ödül işte bu sizin takdiriniz. Bundan daha büyük ödül yok yani bizler için. Ya ben gurur duyuyorum. Gerçekten inşallah benim çocuklarım da büyüyünce böyle projelerde imkan olmayan çocukların yanında şartlarından kişilere destek olacaklar. Genç gönüllü arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Evlere gidiyorlar ve evlerdeki çocukların hem eğitsel, hem sosyal, hem psikolojik ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Örneğin matematikte takviye gerekiyorsa, matematik öğrencisi, üniversite öğrencisi arkadaşımız onun dersleriyle ilgili yardımcı oluyor. İşte buz pateni kaymaya götürüyorlar. Orada başka bir dünyayla tanıştırıyorlar çocuklarımızı. Kısacası İzmir'de yaşayan ve öğrenci, üniversite öğrencisi olan gençlerimiz daha küçük kardeşlerine el uzatıyorlar. Onların daha güzel bir geleceğe taşınması için emek harcıyorlar. Çok güzel bağlar kuruluyor. Çok değerli bağlar kuruluyor. O nedenle de her biriyle gönüllü gençlerimizle iftar ediyorum. O arada tabii tanıştığımız çocuklarımızla da iftar ediyorum. Onlar da abilerinden, ablalarından çok şey öğreniyorlar. Ufukları açılıyor, vizyonları genişliyor mutlaka. Dolayısıyla bu güzel proje diliyorum ki daha çok aileye ulaşsın, daha çok üniversite öğrencimiz gönüllü olsun, daha çok çocuğumuza onların eli değsin ve daha güzel bir memlekette hep beraber güle oynaya yaşayalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Seni bırakmayacak o galiba. Evet.